Derya hoş geldin. Evimize hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz seninle beraber aslında uzmanı olduğum bir alanda bütün Türkiye'ye de yanlış bilinen doğruları da anlatalım istiyoruz. Ve özellikle bir özel eğitim öğretmeni olarak otizmi ve farklı gelişen çocukları birlikte konuşabilelim de istiyoruz. Önce en çok aslında içinde yaşayan, bilen, çocuklarla temas eden biri olarak otizm nedir diye sorayım sana. Otizm özellikle doğumdan sonra başlayan, aslında belirtileri hemen görülen, 0-3 yaş grubunda özellikle bizim sıklıkla karşılaştığımız nörogelişimsel bir bozukluk. Otizmli çocuklarda biz genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Motor devinimsel hareketler, elleri, kolları sık sık hareket ettirme. Biz bunları stereotip diyoruz ama aileler belki bunu bir çırpınma olarak, kanat çırpma gibi olarak algılayabilirler. Sıklıkla karşılaştığımız aslında dönen nesnelere bakma, onlara takılma. Adını söylediğimizde bize dönüp bakmaması olarak tanımlayabiliriz. Kısacası aslında toplumsal olarak iletişim problemi, toplumla bir arada olmama, orada yokmuş gibi davranma haline otizm diyebiliriz. Tabii ki bu tanıyı psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri koyar ama aileler öncelikle böyle anlayabilirler farklılık olduğunu. Peki özellikle 0-3 yaş arasında aile şu an anlattığım belirtilere benzer belirtiler gördükten sonra tam bu noktada aile nasıl aşamalardan geçer, ne yapar? Eğer çocuklarında bir farklılık olduğunu fark ederlerse çocuk psikiyatrisine başvurmalarını önereceğim ben ilk etapta. Çünkü en doğru yönlendirmeyi çocuk psikiyatristleri yapıyor. Çocuk psikiyatrisine gittikten sonra eğer otizm sınırlarında ise çocuk özel eğitime yönlendiriyor doktor. Ve vakit kaybetmeden özel eğitime başvurmaları ve devam etmeleri gerekiyor iyi bir eğitim programıyla. Peki mesela özel eğitim sürecinde, sen bir özel eğitim öğretmenisin, farklı yaşlarda değişiyor olabilir ama oradaki süreç, eğitim, terapi nasıl bir yoldan geçiyor, neler yapıyorsunuz? Yaşına göre hangi aşamada olduğunu tespit ediyoruz ve buna göre bir eğitim programı oluşturuyoruz. Bu programın içinde zaman zaman dil konuşma terapisi, sıklıkla ergoterapi, duyu bütünleme dediğimiz, özellikle küçük yaş grubunda ise floor time terapi öneriyorum ben. Oyun temelli yaklaşımların çocuklarda çok işe yaradığını görüyoruz çünkü. Bu bir oyun terapisi alanı aslında. Evet, aslında öyle. Peki özellikle biz bazen farklı gelişen çocukların eğitim sisteminin içerisindeki yerinden de bahsediyoruz. Belki de gerçekten otizm tanısı almamış olan çocukların, ergenlerin ve onların ailelerinin otizm tanısı almış bir çocuğa karşı yaklaşım biçimiyle ilgili ne söylersin bize? Nasıl olmalı? Çünkü hayat içerisinde farklı geliştiği için ötekileştirme ya da sistemin içinde var olmama ya da bir okul tarafından kabul edilmeme ya da başka aileler çocuklar tarafından etiketlenme gibi durumlar çok yaşanıyor. Bütün bu ön yargılarla da ilgili belki bir şey söylersin. Evet, aslında ön yargıyı yıkmak gerçekten çok zor. Şunu unutmamak lazım, her doğan çocukta her zaman bir risk var. Özellikle biz ailelere söylüyoruz, 0-3 yaşa kadar riskli gruptur her zaman. Bu yüzden ötekileştirmeden aslında bütünleştirmek, içeriye almak lazım. Böyle davranıldığında görüyorum ki ben çocuklarda da iyileşme oluyor. Zaten bu iletişim problemi. Ne zaman biz doğru iletişim ve sıcak iletişimi başlatırsak o zaman yanımızdaki çocuğun hayatında ufacık bir değişiklik olduğunu göreceğiz. En net yer burası bence de Derya. Çünkü ben de bir ruh sağlığı uzmanı olarak söylemeliyim ki ilişki insanı dönüştürür ve o sınıfın içerisinde belki işte farklı sesler çıkartan ya da diğer çocukların ilgilendiği sosyal hayat dışında başka şeylerle ilgilenen, tekrarlayan şeylerle daha fazla duyan, ilgilenen bir çocuğun da o sistemin içinde var olmasını sağlamak eğitim sisteminin işi. Bir de çok temel bir yer var aslında. Bu ayrıştırılmış bir tanı gibi dursa da otizmin özellikle kendi dünyasında dikkatin, odağın, hayatla ilgili belli başlı doğru yönlendirilirse alanların da çok zenginleşeceğini gösteriyor otizmli bireylerde. Çok büyük sanatçılar, çok büyük bilim adamları var. Bunu da vurgulayalım çünkü ayrıştırmadan önce bilgi sahibi olalım da istiyoruz. Sen bir ömür boyu meslekten beri özel eğitim öğretmeni olarak hem otizm hem farklı gelişen diğer çocuklarla da bir arada olan bir eğitmen, öğretmensin. Her sözün kıymetli bizim için. Teşekkür ederim.